Merhaba, bugün Khan Akademi'de meşhur IndyCar pilotu J.R. Hildebrandt ile birlikteyim. Kendisi şöhretinden bahsedilince her zaman gülümser. Şimdi madem buradasın, yanımdasın, sürekli aklımı kurcalayan bir soruyu sormak istiyorum sana. Elbette. Indianapolis yarış pistinin fotoğrafını görüyorsun. Bu pisti tanıdın değil mi? Evet, burası orası. Ben hep şunu merak etmişimdir. Yani sanırım yarışın çok önemli bir kısmını virajlar oluşturuyor değil mi? Evet, Kesinlikle işimizin çok önemli bir bölümü viraj dönmek. İnsanlar sadece arabanın düz gidişiyle ilgileniyor. Halbuki dönüşler çok önemli. Yani asıl marifet iyi dönebilmekte galiba. Peki en uygun dönüş nasıl yapılır? Mesafeyi en aza indirip en çabuk şekilde, en kestirmeden mi dönüyorsunuz? Yani böyle virajı en içten alarak. Ama böyle bir dönüş daha keskin bir dönüş olur. Yani daha büyük G kuvvetleri söz konusu olur lastikleriniz daha büyük bir merkezcil kuvvete maruz kalır. Tabi aynı şekilde sizde. Yoksa virajı en dıştan mı alıyorsunuz? Eğer öyle yapıyorsanız G kuvvetleri ve merkezcil ivmeler o kadar da büyük olmayacaktır. Ama bu sefer de daha büyük bir mesafe kat etmeniz gerekir. Ne düşünüyorsun bu konuda? Şimdi her pist bir şekilde birbirinden farklıdır. Ama örnek olarak Indianapolis'i alıyorsak şöyle diyebiliriz. Eğer sürekli yolun en iç tarafından gidersek 800 metre koşucularının izlediğine benzer bir yol izlemiş oluruz. A noktasından B noktasına ulaşmanın en kestirme yolu budur. Parkur herkes için her turda aynı olduğundan belirli bir mesafeyi kat etme zorunluluğumuz yok nasılsa. Sorun şu. Bu örneği kastediyorum. Araba bunu yapamaz. Sürekli yolun en iç tarafından gitmek viraja en içten girmek, virajdan en içten çıkmak, araba bunu yapamaz. Böyle bir yol izlemek demek, çok büyük bir yükün altına girmek demektir. Indianapolis'te ilk viraja saatte 380 kilometreyle giriyoruz. Ve o ilk viraj eğilimli de değil. Daha doğrusu çok küçük bir eğimi var. Yakından bakınca bayağı düz görünüyor. Yani Tayadega veya Daytona'daki gibi dev, süper pistlerde yapılan NASCAR yarışları gibi değil. Burada viraj alırken arabanın üstüne çok büyük yükler biniyor. O zaman virajları dıştan mı alıyorsunuz? Şöyle anlatayım. Çizdiğin iki yaya bakalım tamam mı? İkisini de tam birer çembere dönüştürecek olursak yapalım. Dediğin gibi çiziyorum. En kısa mesafe yayı bu. Aslında şöyle bir çemberin bir parçası. Ekranı kaydırayım ki tamamını alsın. Yayı tamamlayacak olursak aşağı yukarı böyle bir çember elde ederiz. Böyle bir çember oluşur. Oradaki süretimizi hesaba katınca bayağı küçük bir çember bu. Evet, evet. Bu çok küçük bir çember. Daha büyük olan bu yayı çembere tamamlayınca da böyle bir şey ortaya çıkıyor. Bunun dönüş yarıçapı daha büyük. Dolayısıyla karşılaşacağımız merkezcil yani içe doğru ivme de daha düşük olacak. Çember ne kadar büyükse etkiyen cil kuvvetleri de o kadar küçük olur. Olaya şöyle bakmak lazım. Araba bu iki çember üzerinde ilerleyecek olsun. Eğer her iki çembere de aynı hızla girecekse, dıştaki bu çemberi dönmesi çok daha kolaydır. Çünkü büyük bir dönme yarıçapı daha yüksek hızlara müsaade eder. Arabanın pistte tutunma yeteneği sonuçta sınırlı. O yüzden virajı genişten almak iyidir. Şimdi burada önemli bir nokta var. En azından Indianapolis'te yarış boyunca tahmin ediyorum ki tam gaz ilerliyorsunuz. Halbuki frene bastığınız dönme yarış yapını çok daha küçültebilirsiniz. Ama siz tam gaz gidiyorsunuz. Çünkü ayağınızı gazdan çektiğiniz anda yarış için tüm şansınızı kaybedersiniz. Aynen öyle. Indianapolis'te yarışabilmek için 4 tur boyunca yarışmak ve dördünde de en iyi tur zamanlarını yapmak zorundasın. Sezonun ve kariyerinin en iyi 4 tur zamanına ulaşmalısın ki yarışabilesin. Bunun için bu turlar boyunca gaz pedalını arabanın zeminine yapıştırmak zorundasın. Ayağını gazdan çekmek yok. Frene basmak yok. Şimdi daha iyi anladım ki bu sebepten dolayı az önce araba bunu yapamaz dedin. Araba bu virajı hız kesmeden alamaz. Çok doğru. Bir yarış pilotu olarak şunu söyleyebilirim. Hızlı gitmek istiyorsan yol boyunca gazı köklemek zorundasın. İyi bir tur zamanı yapmak için bu şart. Hal böyle olunca da pistin üstünde buna en müsait hayali parkuru bulmaya çalışıyorsun. O yüzden bu örnekte mor yaydan başlayıp yeşil yaya geçmek ve böylece dönme yarı çapını arttırmak en etkili yöntem. Şimdi anlaşıldı. Mor yaydan başlayıp yeşile geçiyoruz. Sonra da tekrar... Yani sen şöyle diyorsun yani değil mi? Evet aynen öyle. En uygun dönüş hattı bu şekilde oluyor. Viraja yolun en dışından giriyoruz. Sonra Arabanın burnunu virajın en içine doğru çeviriyoruz. Sonra da viraj çıkışında tekrar yolun en dışına yöneliyoruz. Böylece yolun tamamını kullanmış oluyoruz. Çok ilginç. Sana bu soruyu sorduğumda aklımda sadece bu iki çember vardı. Ama sonra fark ettim ki buraya ikisinden de daha büyük başka bir çember sığabiliyor. Yani böyle de bir yay var. Gözünüzde canlandıracak olursanız bu yayın parçası olduğu çember çizdiğim bu mor çemberden bile çok çok daha büyük ve merkezi de şuralarda bir yerlerde. Dolayısıyla ulaşılması gereken merkezcil ivme çok daha küçük oluyor. Arabayı yolda tutmak için içe doğru çok daha küçük bir ivme yetiyor. Aynen öyle. Dolayısıyla araba virajı çok daha büyük bir hızla alabiliyor ki bizim istediğimiz şey de bu. İlginçtir bir yarış pilotu olarak ne yaptığımı düşünüyorum da galiba bu en uygun dönüş hattını bulmak için işin matematiğine kafa yorup bilinçli olarak yaptığım bir şey yok. Galiba içgüdüsel olarak o hatta çekiliyorsun. Yani sanki arabanın içinden gelen yolu takip ediyorsun gibi. Ama olaya bir de şu açıdan bakalım. Araba viraja en yüksek hızında giriyor. Yani saatte 380 kilometreyle. Bu neredeyse arabanın ulaşabileceği en yüksek sürat. Yani bir bakıma limit hız gibi. Maruz kaldığı hava sürtünmesi arabanın daha fazla hızlanmasına müsaade etmiyor. Motor da bu arada üretebildiği tüm gücü üretiyor. Hava sürtünmesiyle kafa kafaya geliyorlar. O yüzden arabanın daha fazla hızlanması da mümkün olmuyor. Çok doğru. O noktada bir hava duvarıyla karşılaşıyor araba. Daha fazla hızlanamıyor. Dolayısıyla ne yapıyoruz? En iyi tur zamanını elde etmek için tur boyunca en yüksek ortalama hızı muhafaza etmeye çalışıyoruz. En iyi tur zamanı en düşük tur zamanı demek oluyor yani haliyle. Virajları en verimli şekilde almaya çalışıyoruz ki düzlüklerde en yüksek süratlere ulaşabilelim. Bunun için pistin üstünde hayali bir hat çizip mümkün mertebe o hattı takip etmemiz gerekiyor. Virajı alabildiğimiz en büyük yarı çaplı yay işte o en uygun dönüş hattı oluyor. Mükemmel. Bunları senden öğrenmemiz de çok güzel oldu. Arabaları her zaman sevmişimdir. Bugün bizimle olduğun için teşekkür ederim.